Evet arkadaşlar, geçen koyduğum videonun devamını anlatacağım ama bu sefer bir değişiklik yapacağım. Bugünlerde çok trend olan Amerikan dublajla size analitik geometri anlatacağım. Umarım beğenirsiniz. Bu arada böyle kötü yorum yapan arkadaşlar, yapacak arkadaşlara baştan da söyleyeyim. Gençler bunları seviyorlar ve onlara geometriyi, matematiği sevdirmek için böyle yenilikler yapmanın kendime çok mantıklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de yapacağınız olumsuz yorumlara şimdiden neyse bir şey demeyin, boş verin. O zaman başlayalım. Hadi arkadaşlar. Şimdi iki noktası bilinen doğru denklemi. İşte burada bir örnek soru var. Bu arada bu videoyu hesap makinesiyle çekiyorum. Geçen gün New York'tan 2 dolar almıştım. Evet, hadi bakalım. A noktası 1, 2 ve B noktası 3, 4 noktalarından geçen doğrunun lanet olası denklemini bulunuz diye bir soru var. Bizim bu her işe yarayan formülümüz neydi, hatırlayalım bakalım. Hey dostum, o mükemmel formül tabii ki y eşittir mx artı n. Şimdi burada x'e 1 ve y'ye 2 koyarsan her şeyi bulabilirsin dostum. Eski hocam da böyle buluyordu bütün soruları. Bakın şimdi yerine koymadan daha başka bir yöntemle size anlatacağım. Mesela bunu bir vektöre dönüştürelim. P noktasından yani 3,4'ten a'yı çıkarırsam bu lanet olası sayılar bir vektöre dönüştürürüz. Öyle değil mi dostum? Tanrım Paul, neden dersi dinlemiyorsun? Evet, şimdi bunların işaretlerini değiştirelim. 3'ten 1 çıktı, 2 kaldı. Gördüğünüz gibi 2 virgül 2. Aa, ne kadar güzel bir vektör oldu, öyle değil mi? Peki vektörlerin eğimi neydi? Hadi söyle bakalım Megan. Tanrım Megan, neden uyuyorsun dostum? Evet, tabii ki eğim eşittir y bölü x, yani 2 bölü 2'den 1 çıkar. Şimdi gidip buradaki m yerine 1 yazacağız. Ve bu noktalardan hangisini sevdiysen, tabii ki bu lanet olası noktanın sayıları daha küçük. Bunları koysak daha mantıklı olabilir, öyle değil mi gençler? Siz de üşeniyorsunuz tabii, büyük işlemler yapmak yerine küçük şeyler size daha iyi gelebilir. Hadi bakalım m yerine 1 yazalım. Buradaki x yerine de 1 yazıyorum ve buradan neyi bulacağım? Buradan tabii ki y'ye 2 yazıyorum. Ve bir baktım n'de 1 çıktı. Tanrım, çok kolay bir soru oldu bu. Y eşittir m yerine ne yazıyorum? 1 yazıyorum. N yerine de 1 yazacağım. Ve x artı 1 oldu bizim denklemimiz. Anladık mı arkadaşlar? Hadi bakalım başka bir soru daha yapalım. Mesela paralellik diyelim. Hadi y eşittir 3x artı 5 doğrusuna paralel ve 2,1'den geçen denklem. Şimdi arkadaşlar, burada y eşittir mx artı n tabii ki sihirli formülümüz. Burada m ne oluyor? Eğim. O zaman demek ki bunun eğimi neymiş? 3'müş, öyle değil mi gençler? Hadi bakalım y eşittir mx artı n'de her şeyi yerine yazacağız. M yerine 3 yazalım. X yerine bu lanet olası 2'yi ve y yerine de 1'i yazacağız dostum. Kilisede de böyle yapıyordu hatırlarsanız. Hadi bakalım yazalım yerine. Evet, buradan 6 buraya eksi olarak giderse eksi 5 olur ve neyi bulduk? Evet gençler, yerine yazalım. Y eşittir. M'yi kaç bulmuştuk? Bak buradan M bu oluyor 3. M 3 olduğuna göre yerine yazalım. 3x eksi 5. İşte gördüğünüz gibi bu doğruya paralel olan ve 2 birden geçen denklem buymuş.
Peki doğruların birbirlerine göre durumlarından da bahsedelim. Mesela paralelliği burada anlattık. Birinci durum, paralel olma. M'ler eşit. Veya A1x artı B1y artı C1 eşittir sıfır formatında bir denklemse o zaman ne yapacağız? Pol biliyor musun? Anlat bakalım dostum. Pol bilmiyormuş. O zaman ne yapacağız? Bunları tabii ki birbirlerine böleceğiz. Gördüğünüz gibi bunların birbirlerine oranları eşit olacak arkadaşlar. Peki ikinci maddeye geçelim. Paralel olmazlarsa ne olur bunlar? Kesişirler, öyle değil mi? Sizin de en çok yaptığınız şey boş boş birbirinizi kesersiniz, öyle değil mi gençler? Kantine gidip boş boş oturup ona buna bakarsınız falan. Zaten dershanelerin en sevdiğiniz yeri kantinleridir, öyle değil mi gençler? Sigara içmeyenler bile sırf kesmek için sigaraya başlarlar, değil mi sizi gidi sizi? Peki kesişmek için ne yapacağız? Ortak çözüm. Yani iki bilinmeyenli denklem gibi düşün, öyle çözeceksiniz bunları. Bu arada dik kesişirlerse eğimler çarpımı eksi bir eşit olacak veya şu formatta olursa ne olacak? A1 çarpı A2 artı B1 çarpı B2 eşittir sıfır olmalı. Üçüncü madde ise yine bunun devamı çakışık olma. Çakışık olursalar A1 bölü A2 eşittir B1 bölü B2 eşittir C1 bölü C2 olmalı. Hadi bir örnek yapalım, sonra dersimizi bitirelim gençler. Ben de çok acıktım. Texas'ta bir fried chicken yapan bir yer var. Orada gidip yiyeceğim. Kesin bununla ilgili yorum da yaparlar, lanet olası pislikler. Hadi bakalım denklemimizi yazalım. 3x artı 5y artı 8 eşittir 0 ve ax artı 2y eksi 61 eşittir 0. Las Vegas'ın plakası da 61 bildiğiniz gibi. Hiç komik değildi ama ben güldüm olsun. Evet, burada birbirlerine dikseler. A eşittir soru işareti. Şuradaki olaya girelim mi gençler? Hadi beraber girelim. 3 ile A'yı çarp. Artı 5 ile 2'yi çarp. Eşittir 0. Buradan da A eşittir 10 bölü 3 olur. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ederim gençler. Bir dahaki dersinizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.